arkadaşlar, burası Inditex grubu denen 100 TL genelde. Burası ne kadarmış? Ne kadar? Hiç bilmiyorlarmış. Burası genelde 100 TL oluyor. Inditex grubunun Zara, Mango, Bershka gibi markaların küçük defalı ürünlerinin olduğu bir tezgah arkadaşlar. Deli gibi karıştırıyorlar, görüyorsunuz. Başkalarının açtıklarını ancak gösterebilirim. Çünkü çok zor oluyor burada bakması. Şöyle kocaman bir yün var. Arkasında şöyle başka askılı ürünler var. Neymiş abi, güzel pantolonmuş mesela. Burası genelde pahalı olduğu için biz bakmıyoruz ya da bakarken fenalık geliyor. Çünkü çok kalabalık oluyor gördüğünüz gibi. İtiş tikiş herkes kalabalık. 100 liraymış yine. Burası daha önce de 100 liraydı, yine 100 liraymış. 100 lira şeyine, istikrarından vazgeçmiyordu. Ama biraz pahalı geliyor vallahi 100 lira, bilmiyorum. Aa, alan alıyor gördüğünüz gibi, kapış kapış. Herkes bakıyor, bu ilginç bir şey ya. Elbise şöyle etek ucunda böyle rüzgar eteği yapmışlar. İlginç, böyle kısık oldu bir elbise. Üzerine hemen başka şey yaptıkları için gösteremedim. Şöyle kat kat şeyler var mesela. Ben niye bu videoyu dikey çektim acaba? Neyse, keseriz artık. Böyle çiçekli bir şeyler var. Ha, bu güzelmiş ama 100 lira etmez bence. Kutuları da böyle genişliyor. Evet. 100 TL'lik Inditex tezgahının devamı arkadaşlar. Burası genelde birlikte iki tezgah oluyor. Şöyle keten gibi güzel bir elbise var tabelinde. Burası 200'müş arkadaşlar. Şöyle pantolonlar falan var. Ay, saks Paris güzel. Bu kadar kalabalık ki gösteremiyorum hiçbir şey. Doğru düzgün şöyle ellerinden göstereyim. Bu zaman hasta kalacağım artık ama. Şöyle şöyle şeyler var. Eşofman hatları var. Ay, inanılmaz. Çok zor şartlarda çekiyorum arkadaşlar. Mesela böyle ceketler, Zert de markası, X'ler 200 TL. Yani 200 TL'ye böyle ceket güzel tabii. Ama bir elinde defası vardır herhalde, bakmanız lazım. Belki bir leke vardır, ikinci çıkar, kutu müzemeye gönderirsiniz, belli olmaz. Böyle şeyler var arkadaşlar. Öylece göstereyim. 100 TL'lik Inditex ürünlerinin olduğu tezgahtan devam ediyorum arkadaşlar, gösterebildiğim kadar. Şöyle köpek desenli bir gömlek var mesela. Kumaşı çok güzel, pamuklu. Bakalım markası ne yazıyor. Şöyle bir marka. 10 diyor, yani 38 bedene denk geliyor. 8 olsaydı 36 olacaktı. 12.40'a denk geliyor. Şimdi az önce gördüğümüz etek ucu. Üzgülü, ilginç elbise. Gerçekten ilginç bir model. Yani şuna tekrar bakmak istiyorum. İlginç. Kaba rengi, şöyle bir etiketi var, 42 liraymış mesela bu. Böyle karıştırıyorlar çadırlar gibi gördüğünüz gibi. Neymiş? Ay, bakması o kadar zor ki artık. Şöyle dantel detayları var mesela, bu elbise sanırım. Üzünce bir elbise var. Anne evlene aşk olsun. Böyle bir etiketi var. Bilgi. Böyle bir elbise. Yok. Neymiş? Tringeraz. Çekilmeden. İteğe benziyor. Gizli parmağı. Kocaman bir etek, şöyle yırtmacı var. Neymiş bakayım, markası yazmıyor şöyle. Tanıyan varsa. 100 TL'ye bence fazla mesela. Ama gömlek üzerine mesela güzel olabilir kışın. Lacivert bu. Lacivert kadife bir eteğin üzerine falan şimdi olabilir. İçeri gömlek. Burası böyle. Beşiktaş Cumartesi pazarında böyle şapkalar var. Daha önce de size çekmiştim arkadaşlar. Bu videoyu çok beğenmişsiniz. O yüzden tekrar çekiyorum. Tanesi 30 TL'ymiş bunların. Şu Murat Boz şapkalarını hatırlarsınız. İki tane alınca 50 TL'ymiş. Ben daha önce şunu beğenmiştim ama almamıştım. İçimde kaldı. Bu yine almayacağım çünkü para çekmeden geldim. Kendime biraz fren yapıyorum. Şöyle Karla Gerfeld'in görselinin olduğu, nakışının olduğu bir bere var mesela. Şey geçmiş, Kolombiya diyor. El Patron. Pudra şekerimiz ticareti olsun. Böyle şeylerden hoşlanıyorsanız, ilgileniyorsanız ilginç olabilir. Şöyle New York City, Brooklyn City diye bir beyzbol kepi var. Öyle öyle şapkalar var. Burası tane 30, iki tane 50.
Tanesi 32 tanesi 50 olan şöyle şapkaların olduğu, berelerin olduğu bir tezgah beyin biraz daha detaylı çekmek istediği size. Bu videoları çok seviyorsunuz. İşin bu discard, erkekler bunu çok beğeniyor mesela, bu askeri yeşil güzel olabilir. Şöyle Dior yazan var. Dior'u daha çok kadınlar kullanıyor. Şöyle bir şapka var. Yine erkeklerin kullanabileceği Montclair yazıyor. Şunlar var. Nike var. Burberry seviyorsunuz. Şöyle Burberry'nin ekosesinin olduğu bir beyzbol kepi var. Bunlar şöyle Osmanlı tarzı. Bu Le Benjamin mi kullanıyordu ya? Onlar de facto'ymuş. Tanesi 32 tanesi 50 arkadaşlar burada. Bereler, şapkalar. Şu Gucci sevenler için. Gucci'yi ben de severim ama efendim bilmiyorum. Şöyle bereler var. Bu bayağı kalınca. Şurada Louis Vuitton var mesela. Şunlar ilginçmiş gerçekten, ilk defa evet abi. Kolombiya yazılı olanı. Kırmızı seven varsa. Ha, şu güzelmiş. Erkekler için olabilir. Yine Montclair yazıyor. Montclair'le falan güzel olur. Şimdi Apple şapkalarından kedili var. Bad luck diyor, kötü şans. Şurada atlısı var mesela. Başka bakalım. Bunları çok seviyorsunuz diye buraya uzun tutuyorum arkadaşlar. Bu videoları çok izlemiştiniz çünkü. Şöyle genç kız için pullu pullu şeyler var. Benim tarzım değil pek. Şöyle bakayım. Pusula gibi şeyler. Stone Harding pusula. Böyle bir şey var burada. Erkekler karıştırıyor. Bu event yenisi. Şapkalar güzel. Bakın en çok alınabilecek. Bunların orijinalleri çok pahalı arkadaşlar. Markanın adını unuttum şu anda da. Ben Murat Boz şapkası tek veriyorum. Yazarım yine videonun altına. Markanın adını. Başka neler var bakalım. Şunlar biraz demode kaldı artık. Bunlar kalitesi var. Şu atlı olan güzelmiş. Tanesi 32 tanesi 50 idi bu sıra. Burberry, London. Güzel durabilir aslında. Böyle trench coat'la falan giyilebilir. Erkekler de giyebilir. Parkaların üzerine de olabilir. Şuna bakalım. Diva. Burada kapatalım mı artık? Bir de şunu göstereyim. Hadi Calvin Klein diyor. Erkekler için şunlar güzel valla. Genel olarak. Böyle puf yelekler var arkadaşlar. Anorak yelek deniyor bunlara. 450-550 falan fiyat diyorlar. Ama pazarlığınızı yaparsınız. Nakit alınca sanırım biraz indirim yapıyorlar. Şöyle North Face'ler var, Montclair'ler var. Şöyle. Güzel duruyor bunlar. Havalı duruyor. Prada seven varsa. Lacoste seven varsa. Capitone. Kolumbiyacılar. Lacoste lacivert var. Şurada siyah vardı. Bu fiyatlar biraz pahalı ama şey, ürünleri çok güzel. Nakit gelin buraya, nakitinizle. Şurada da şöyle yanında hemen erkek şortları var. Bunların desenleri çok güzel. Bu şortlar ne kadar? Bu şortlar ne kadar acaba? Kimse var mı? Şöyle şortlar var erkekler için. Bunlar denize de girilebilecek gibi olanlardan arkadaşlar. Hem şort hem moya gibi olanlardan. Desenlere buyurdum yalnız. Burası böyle. 250 idi değil mi ya? Unuttum ben. 250 dediniz değil mi? 250 kapşonlar 300. Kapşonlular 300'müş arkadaşlar şöyle. Polarlar, kapşonlar. Kapşonlu olmayanlar, böyle kalanlar. Ben indireyim güzelim, ne arıyorsun? Kolumbiya sevenler. Güzel bunlar. Sıcak tutar bakın, XL diyor. Erkekler sürüp duruyordu. Böyle bir rengi var, bu haki yeşile benziyor. Gümüşten pek anlaşılıyor ama bu kapşonlu 350. Şöyle olunca 250. Şöyle modlar var burada. Şu modlar falan ne kadar? Bu 2000. 2000 liraymış bu. Çok güzel. Çok güzel mod. Anorak. Mont. Montler kısa. Bunlar 2000 diyor. Şöyle yağmurluklar falan da var arkadaşlar. Fiyatlar böyle. Nakit para alıp pazarlığınızı yaparsınız. Under Armour mesela bu. Şöyle göstereyim. Böylesi böyle. Bunları 250 demişti. Columbia yazıyor. Bu markayı genellikle kamp yapanlar falan tercih ediyor. Dağları, taşları, kırları çıkanlar. 250 TL'ye arkadaşlar. Çok güzel paları, sıcak tutar. Tezgah. Şöyle göstereyim tezgahı da. Montları 2000 demişti. Şöyle kapşonlu olanlar 250 idi. Kapşonlar
300 lira mı 350 mi öyle bir şey.